Kızılgerdan'da tamamen o anlaşılmayan insanların veya bir davası olan, bir meselesi olan insanların şeyi, sembolü orada. Özellikle ilgi alanım aslında sadece fotoğrafçılık değil. O hikayeleri de çıkartmak. Sen bunu çıkartmakla kalmayıp diğer insanlara da anlatabilecek bir forma dönüştürüyorsun. Çok güzel. Şu ağzımı açmayayım da. Herkese merhabalar. Doğaya Kanat Açtık projemiz kapsamında Havadan Sudan Kuştan programının yeni bir bölümünden daha yeniden merhaba. Bu haftaki konuğumuz aslında şarkılarını çok sevdiğim, çünkü içinde kuşların da geçtiği şarkılar yapan, sesi ve tarzıyla fark yaratan bir isim yine. Can Kazaz bizimle beraber. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın, iyi misin? İyiyim ama. Sen nasılsın? İyi, ben de sağ olasın. Vallahi önce şunu söyleyeyim. Yani yağmurlu bir günde, yağmura rağmen bu çekimi kabul ettin. Bizimle berabersin. Ayrıca teşekkür ediyorum sana. Ama zaten doğadan yana birisi olduğun için bunu çok rahatsızlık verecek bir şey olmadığını da tahmin etmiştim. Ya evet. Tahminlerim de boşa çıkmadı. Aşırıya kaçmadıkça tabii evet. Diyelim. Şimdi benim konuklarıma ilk başta sordum. Klasik gibi gelen bir sorumuz var. Doğa deyince aklına ne geliyor abi? Yani birçok kavram var. İçinde hayvanları da, bitkileri de, manzaraları da, dağları da, kanyonları da alan bir kavram bu. Sende doğanın karşılığı nedir tam olarak? Yani ben onu bir bütün olarak bakma taraftarıyım aslında. Dolayısıyla bir bütün o çeşitliliği barındıran bir ekosistem geliyor benim aklıma. Aslında o anlamda en şey bulduğum çeşit, ya yani görünür bir şekilde çeşitli bulduğum doğal durum ormanlar oluyor. O yüzden hani evet. Ormanda çekiyor olmamız da güzel bir İstanbul. Yani. Kışında diyelim daha doğrusu. Böyle bir aradayız. Evet, ormanlar gerçekten canlı çeşitliliği açısından tabii ki önemli. Ama işte genelde de insanlar hep orman deyince doğadan yana oluyorlar. Ama bize tabii yaylalar da, çayırlar da, işte düzlükler, ovalar, vadiler, bunların hepsi doğanın bir kavramı. Deniz diyen var. Ya da geçen sefer konuklarımızdan birisi şey demişti. Yani ayak izini görmek. O biraz daha seninkine yakın aslında. Hani gezdiğim yerde bir ayak izi görüyorsam orası benim için doğadır demişti. O da çok güzel bir cevaptı. Seninki de tabii canlı çeşitli. Hepsi bütüncül. O sesi duyacağım diyorsun. O görüntüyü göreceğim diyorsun. Güzel. Yani doğada olmak her zaman güzel zaten. Değil mi? Doğa ile temasında başlayacağım ama öncesinde şeyi sorayım. Yaşadığın yer, doğup büyüdüğün yer neresiydi? Ben İstanbul'da doğdum. İstanbul'da doğdum büyüdüm. Peki çocukluk yıllarına, daha eski zamanlara biraz gidecek olursak, doğayla ilk münasebetin ne zaman başladı? Aslında babamın vesile olduğu bir şey. O hani bir doğa koruma derneğinin başkanlığını yapıyordu. Dolayısıyla böyle ağaç dikme etkinlikleri fidan vesaire, işte doğaya çıkıp işte yani çevreyi korumakla alakalı bir takım faaliyetler gösteriyorlardı. Aydos ormanlarında bir fidan dikmeye gittiğimizi hatırlıyorum. En eski anım odur yani. Doğaya dair. Evet. Peki normal hayatında zaman ayırdığın anlar oluyor mu doğa için? Yani doğaya gitmek adına yaptığın eylemler var mı? Gözlem olabilir, yürüyüş olabilir ya da bir hafta sonu tatil için şuraya gittim, şöyle kafamı dinleyeyim dediğin kararların, standartların ya da yaşam tarzın var mı? Onu sorayım. Yani aslında 2 sene tabii ben köyde yaşadım, o sayılıyor mu bilmiyorum. Tabii Çanakkale'nin bir köyünde. Biga tarafında. Yani o bir tabii doğaya gitmek için bir şey yapmış olmuyorsun. O doğanın içinde oluyorsun oradasın. Zaten kırsalda olduğun tabii. İçin değil mi? Kırsalda yaşadım ama şehir yaşantısında şu anki tempoda ancak hani sahile yakınsam sahile inebiliyorum falan. Çok zor. Ama bir rutine oturtabildiğim bir şey yok yani aslında maalesef. Yani evet, şehirler tabii hem yüksek binalar gökyüzünü görmemize engel oluyor ve giderek yayılıyorlar. Şehir içinde bir avuç parklarda zaten mangalcı gibi. Evet, parka da doğa diyemiyorsunuz doğal artık. Şey normalde evet, parklarda doğanın bir parçasını şehir içinde yansıtan taraflar olması lazımken biz genelde toplumda hala bunu tabii bu özenle kullanan, gören insanlar var ama genelde maalesef daha çok böyle mangal yapacağımız yerler. Onlardan yana çok dertliyiz aslında hepimiz. Ama tabii kıymetini bilen insanlar da var, yok değil. Yani şey var tabii, bir yaz tatillerinde hani Kuzey Ege, Kaz Dağları taraflarına gitme durumu. Çanakkale'de bağlantı yani var mı? Yani kolektif yaşamı deneyimlemek için orada eskiden var olan bir kolektif. Tipini sürdürdük gibi bir şey oldu aslında. Kaz Dağları falan da Türkiye'nin güzel ekosistemlerinden, habitatlarından bir tanesidir. Yani. Oralarda gözlem de yapmıştık zamanında. Peki hayvanlarla aran nasıl? Çok iyi. Beslediğin bir hayvanın var mı? Köpeğimiz var bir tane ufak. Tamam. Peki kuşlar bahçende, balkonunda, pencerende? Yani İstanbul'daki, daha doğrusu şehrin merkezindeki kuş çeşitliliği çok azaldı artık eskisi gibi. Bunu her fark ediyorsun değil mi? Tabii tabii. Yani en gürültülü hayvanlar kaldı sadece. Karga, serçe, martı. Bir orantısızlık var evet. Bir denge bozukluğundan kaynaklı bir orantısızlık evet. Var. Yani şimdi tabii doğada hayvanların sayısının azalması da bir risk ama bazı türlerin sayısının çoğalması, o da aslında bir denge bozukluğunun bir göstergesi. Yani bugün büyük şehirlerde martıların istilası var. Tabii bunu ben onlara düşman olmak için söylemiyorum ama bir denge bozukluğunu gösteren bir gösterge onlar aslında. Tabii ki.
Mesela İstanbul'da martıların bu kadar çok olması göç dönemlerinde küçük göçmen türlere çok büyük zararı var. Bunu tabii çok fazla işin içinde olmayan insanlar, gözlem yapmayan insanlar pek bilemiyorlar ama biz mesela Karadeniz kıyılarına bahar ve sonbahar göçlerine gittiğimizde deniz üstünde Karadeniz'e doğru uçan ya da oradan geri dönen kuşları avlamaya çalışan yüzlerce hatta bazen binlerce martıya denk geliyoruz. Bu sayının artmasının da zararlı olduğu yanlar var ya da işte kargaların sayısının aşırı artması diğer türleri baskı altında bırakıyor ve onları şehirden ya da o bölgeden uzaklaştırıyor. Bunun sebepleri ne? Bunun sebepleri arasında insan artıkları aslında birinci sırada. Yani martıların ve kargaların bu kadar çoğalması. Ne biliyor musun? Bilmiyorum. Kara tavuk. Görmüş olmalısındır. Turuncu şehirlerin içindeki parklarda çok sık denk gelirsin. Bizim böyle programlarımızda konuklarımızı hep böyle sabote ederler aralardan girerler. Bu kara tavuk mesela güzel ötüş ünvanını bülbüle kaptırmış kuşlardan birisidir. Çok güzel öter. Bahar ve sonbahar güzlerinde. Ama kara tavuk denmiş. Neden kara tavuk dendiyse. Ama güzel isimli kuşlar da var. Hatta bu kuşlar bence o kadar güzel ki bazı şarkılara, albümlere kadar giriyorlar. Evet. Onlardan bahsedelim mi biraz? Can Kazaz'ın Leylek şarkısıyla ben aslında seni tanıdım. Öyle söyleyebilirim. Daha sonra Kırlangıçlar gibi olan şarkıyı çok beğendim. Çünkü şarkıda sadece kuşun adı geçmiyor. O kuşun özentisi, esintisi de var yani o şarkının sözlerinde ve gidişatında. Ve kuşlar gibi de keyif veren şarkılar yapıyorsun. Bunu da burada söylemiş olayım. Teşekkür ederim. Bir de bir önceki albümüne, yeni albümün çıktı. Bir önceki albümünde de albümün adını Kızılgerdan koymuştum. Evet. Ve içerisinde Kızılgerdan diye bir parçam vardı. Ne sebep oldu bu kuşlara bu şarkının eserlerine, sanatına yer vermiş olman? Evet. Çok güzel bir şey bu arada. Tebrik ediyorum, kutluyorum. Bizim için çok güzel gelişmeler bunlar. Hoşumuza giden şeyler kuşçular ve doğa severler olarak ama. Yani daha çok göçmen kuşlar benim bir sembol olarak ilgimi çekiyor. Çünkü bir özgür hayvanlar olduklarını düşünüyorum. Özgür canlılar olduklarını. Birçok hani ayağı yere basan karada yaşayan canlıya göre. Uçuyorlar, hareket ediyorlar ve hani ne bileyim. Yani ötüyorlar, rengarenkler. Evet ve hani böyle bir vize kontrolü olmadan ülkeleştirebiliyorlar. Sınırsız. Yani o yüzden enteresanlar, çok hareketliler ve güzeller aynı zamanda estetik olarak da. Yani Kızılgerdan mesela ya her birini aslında farklı farklı sebeplerle kullandım. Yani, var mı hikayesi peki? Onları çok dinlemek isterim açıkçası. Ya Kızılgerdan meselesi birazcık böyle o da şeyin sembolü oldu. Yani görmesi, fark etmesi falan biraz zor bir kuştur. O yüzden gördüğü zaman insan bir heyecanlanır ama evet. Böyle o şarkıda da şeyden bahsediyorum yani o bir Kızılgerdan işte meşe dalında güzelliğini gösteriyor ama ben hani o masumiyeti bile işte yeterince iltifat edemiyorum gibi bir sözler var orada o şarkıda. Dolayısıyla o hani bütün o Kızılgerdan'ın aslında biraz doğasını bilmek ama evet. Oradaki şarkıdaki sembolü aslında iyi şeyler yapmaya çalışan insanlara bir hani teşekkür etmek veya onlara iltifat etmek veya onları sahiplenmek, anlamakla alakalı bir mesaj var o şarkıda. Kızılgerdan da tamamen o anlaşılmayan insanların veya bir davası olan, bir meselesi olan insanların şeyi, sembolü o orada. Harikasın. Ne güzel tanımadın Kızılgerdan'ı. Leylek mesela daha farklı bir sebeple var şarkı olarak. Yani o birazcık daha romantik bir, belki de birazcık daha romantik bir kuştur da bilmiyorum. Aslında evet, leyleğin özelliklerinden birini söyleyeyim. Sen onun romantik olup olmadığına karar ver. Eşinden önce göçteyken mesela, bahar göçünde, hoş geldin. Kahvesiz bir misafirimiz var, meşhur olmak isteyen. Gel, gel. Gel otur o zaman burada sen de. Otur buraya. Otur. Bizimle beraber kal ya da git. Hareket merak etme ediyor. Rol çalıyor şu anda. kuşlarla beraber böyle hayvanlar da ara sıra programımız zaten sizlerden bahsediyoruz aslında. Konumuz da sizsiniz. Ne diyorduk? Leylekler. Baharda. Mesela eşleriyle sonbahar göçünde ayrılıyorlar genelde. Hı hı. Sık karşılaştığımız manzara bu. Sonbahar göçünde eşiyle birlikte yuvadayken vedalaşıyorlar. Kışı ayrı noktalarda geçirebiliyorlar Afrika kıtasında. Baharda yuvada tekrar buluşmak kaydıyla geliyorlar. Ve genelde de erkek leylekler önce geliyor. Hı hı. Eşi gelmeden yuvada bakım ve onarım çalışmalarına başlıyor. Hı hı. Ve daha sonrasında eşi gelip onunla beraber tüm bir yazı beraber geçiriyorlar. Aslında romantik görmek istediğimiz evet, erkek evet. Profili var onda değil mi? Toplumun genelinde o erkek profilinin dışında bir hareket. Enteresan gerçekten. Ben o şarkıda şeydi birazcık da. Yani bir kocaman bir sürü haline geliyorlar göç ederken evet. Tabii. Gökyüzünde bir formlar oluşturuyorlar falan. O böyle bir sanki leylekler gökyüzüne yazı yazıyormuş gibi bir evet, evet. İfade. İsmini yazsalar gökyüzüne değil mi? Evet. Öyleydi. Yani şimdi yola çıksam işte yetişir miyim leyleklere ismini yazarlarken gökyüzüne gibi. Hani o bir hani birini hayal etmek ile ilişkili aslında ama hani böyle bir hikayeyle de güzel örtüşmüş oldu değil mi? Evet. Kırlangıçlar
Onda da mesela bak, onda şu sözüne çok hayranlıkla dinledim ve vay be dedim, yani adam gözlem yaparak bunu şey yapmış. Durmayalım kırlangıçlar gibi. Hakikaten biz göç dönemlerinde onları hiç dururken göremeyiz. Evet. Sazlıkların üstünde, derelerin üstünde, göllerin üstünde sürekli hareket uçarlar ki yani. Kırlangıç ve benzeri türlerin gökyüzünde uyudukları, avlandıkları, çiftleştiklerini biliniyor. Ebabil kuşları da kırlangıçlarla benzer türdür. Mesela Afrika kıtasına göçtükten sonra tüm bir kışı havada uçarak geçiriyorlar. Çok gece gündüz. Nasıl tekrar üreme yerlerine geri döndükten sonra yuvalarına giriyorlar. Ancak o zaman ayakları yere değmiş oluyor. Yani suyu bile gölün üstünde hızlıca uçarak içiyorlar. Yangın söndürme uçaklarıyla benzer bir sistemle. O şekilde içiyorlar. Kırlangıçlar hakikaten durmuyorlar. Yani evet, ben de aslında bayağı onu bir gözleme dayanarak mı? Görerek. Tabii. Yani evet. Aslında o şarkının nakarat melodisi vardı sadece. Ne yazacağımı bilemiyordum gerçekten o esnada. Böyle bir o bahsettiğim yazlıkta işte Kuzey Ege tarafında balkona çıktım, terasa. Çok kırlangıç var orada tabii. Yuvalıyorlar vesaire. Tam da öyle bir saat dilimiydi. Onlar akşama doğru bir hareketlendiler. Tabii doğru. Durmaksızın gidiyorlar. Durmayalım falan. Çok ne güzel. Ne gibi bir şey olsa, bir tamamlayıcı olması lazım falan diye düşünürken kırlangıçlar gibi böyle gözümün önünde böyle o şey olmuştu. O sözde orada yani. Çanakkale'de geldi yani evet. O ilham aslında. Çanakkale değil de Burhaniye tarafında. Ha, Burhaniye tarafında, tamam pekala. Güzel, böyle hikayelerini de öğrenmiş olduk. Doğa hikayeleri çok güzeldir ya. Ben özellikle ilgi alanım aslında sadece fotoğrafçılık değil. Bu hikayeleri de çıkartmak. Sen bunu çıkartmakla kalmayıp diğer insanlara da anlatabilecek bir forma dönüştürüyorsun. Çok güzel. İyi ya da kötü bir hatıram var mı doğaya dair ya da hayvanlara dair? Kötü hatıram, yani sevdiğim canlıları kaybetmek dışında. Ben küçükken kazın takışmışlığı var bana mesela. Kazlardan çok korkarak büyüdüm ben aslında bir dönem. Tabii kötü hatıraları var. Evcil besin hayvanlarda yani evet, olmuştur. Kaybedince yani. Kardeşin tabii. Ölmüş gibi oluyor. Onun dışında yok aslında. Ne bileyim, bir dağda bir kamp yaparken bir hayvanın sesini duymuşsunuzdur. Bir tedirginlik yaşanmıştır. Ya da yolda giderken bir kurt, çakala denk gelmişsindir falan. Yok. Yani şöyle bir şey yaşamadım. Yani belki o durumda kalacak şeyler yaşamadığım için de olabilir. O zaman seninle bir arazi yapmamız lazım. Olabilir. Kampa gitmemiz lazım beraber. Neden bu kadar uzaklaşıyoruz doğadan? Yani şehirlerin temposu mu bizi böyle yaptı? Çağın getirdiği zorunluluklar mı bizi böyle yaptı? Niye doğaya insanları bu kadar uzak tuttu bu süreç, bu zaman dilimi? Daha önceki konuklarda da bunu bahsetmiştik. Eski şarkılarda ya da eski sözlerde çok fazla doğaya dair detaylar var. İşte çınar ağacını tanımlayan da var. Bir kuşu, telli turnayı, işte yeşil başlı göveli ördek değil mi? Dalar göllere. Çok güzel tanımlar var, tabirler var. Aslında sen de onun yeni neslini yapıyorsun. Yeni çağını yapıyorsun ama giderek bir uzaklaşma söz konusu. Sence buna ne sebep oluyor? Yani bir numaralı sebebi siyaset bence bu arada. Ama hani kültürel bir şey. Yani nasıl yönetildiğimizi seçiyoruz ve o seçtiğimiz şey bizi öyle bir döngüye soktu gibi geliyor bana. Çünkü ya bir şehri nasıl inşa ettiğin, nasıl bir yaşam alanı oluşturduğun, o insanların doğaya, yani içinde bulundukları yaşam koşullarına bakışını çok etkiliyor. Dolayısıyla sadece fayans, beton işte görmeye alışmış bir çocuk büyüdüğünde öyle bir şey aramayacak yüksek ihtimalle, ama halbuki doğasına aykırı bir şey de yapıyor. Çünkü yani, sonuçta biz de evet, hayvanlarız yani. Ormandan anladığımız mangalsa ya da mesela işte kamptan anladığımız sadece bir otelin bahçesiyse ya da bu tarz kamp alanları değil. Yani yeşil alanın İstanbul üzerinde söylüyorum mezarlıkla sınırlı olduğu bir çok durum var yani. Yani. Birçok şehirde böyle. O da çok etkiliyor insanların. Ya ona rağmen, şu yaptığımıza rağmen hayvanlar hala bizimle beraber olmaya çalışıyorlar doğadan yana. Bu da onları aslında ayrı bir lütuf olarak görmemizin bir başka sebebi. Yani hala şehir içinde bunca etkene, olumsuz etkene rağmen bir kızılgerdan ötüşünü duyabiliyorsunuz. Ya da hala yine baharda o kırlangıçlar sözlerini tutup yine geliyorlar. Balkonlarımıza, bahçelerimize konuk oluyorlar. Hala üstümüzden leylekler geçebiliyor. Tüm bu yaptıklarımıza rağmen hani bir de diğer türlüsünü düşünelim. Demek ki biraz daha dikkat etsek, bir şeylerin farkına vararak hareket etsek, binalarımızı, yaşam şeklimizi, parklarımızı, değil mi? Ne kadar farklı olabilir her şey. Kesinlikle. Peki bildiğin kuşlar neler var? Var mı? Yani kızılgerdan tabii ki de. Bu arada Can Kazaz kızılgerdan albümünü çıkartmadan önce bana demişti ki elinde güzel kızılgerdan fotoğrafı var mı demişti. Hatta ben de o fotoğrafı bu programda getirdim, sana hediye edeceğim. Üstümde kalmıştı. Senin için çekmiştim o kızılgerdanı. Kızılgerdan fotoğrafı arıyordu. Bana sordu. Ben de o gün sırf
bir albüm kapağında belki fotoğrafım çıkar diye büyük bir heyecanla ormana girdim. Türlü türlü karelerini çektim ama sonradan öğrendim ki uçarken karesini istiyormuşsun. Evet, yani uçarken ve hani sabit görünür olması lazım çok zor bir ne kadar görev zor bir yani. Şey istediğini sadece kuşçular bilir biliyor musun? Çünkü mümkün değil o kuşu uçarken çekmek. Hiç yok çekmek. Çünkü zaten bulamıyoruz. Olmamasının da bir sebebi vardı. Var, ben o yüzden tabii. Sormuştum aslında. Hani. Kısa uçuyor. Açıklığa çıkmıyor. Evet. Hep böyle bir de çırpınıyor böyle. Çalıların arasında değil. Çok saniyelik bir kuş. Bir yine fotoğrafçı arkadaşım şey demişti. Ya dedi slow motion kamerayla yakından bakınca bizim o bir saniyede gördüğümüz hareketlerin arkasında o kadar çok detay var ki o bir saniye onun için bir 15-20 saniyeye bedel şekilde hareketler yapıyor dedi böyle slow motion'da. Çok hızlı hayvanlar gerçekten. Kızılgerdan var. Bu cepte zaten. Evet. Kırlangıçla Leyla'yı da aldık onları kenara. Başka neler var bildiğin? Şeyleri saydım zaten. Serçe, karga, martı, güvercin. Papağanları fark ediyor musun İstanbul'da? Tabii. Onlar da sürü halinde gelip böyle genelde şey fıstık camlarına falan çam tadanıyorlar ağaçları, kozalakları. Evet. Onları ilk fark ettiğinde ne düşündün mesela? İnsanlar aa dedi bir yerden kaçmış olmalı diyorlar ya da egzotik değil mi burada ne işi var modunda sorular yani geliyor. Yani hikayesini direkt merak etmiştim zaten. Sanırım bir bakalım şey var. Dedin? Yani evcil hayvan olarak getirilen bir gemiden kaçıyorlar galiba. Tırın devrildiğini söyleyen de var. Gemiden kaçtıklarını söyleyen de var ama bütün büyük şehirlerimizde var. Bunun çok eski zamanlara kadar yani tarihi belki belge olarak çok gelmedi ama varsayımlar üzerine daha İskender zamanına kadar geliyor. Yani o gittiği şehirlere, o Roma dönemindeyken şehirlere süs olsun, dekor olsun diye getirdiği söylenen de var. Ama evet özünde buraya ait bir kuş değil. Ama hala İstanbul'da olmasına rağmen yeşil papağanları ve İskender papağanı iki farklı türü var bir de. Hala bunları fark etmeyen insanlar da var. O gürültüsüne rağmen çok da çirkin aslında bağırıyorlar. Aslında Anadolu yakasında epey azlar. Daha yeni yeni geçmeye başladılar. Aslında Avrupa Gülhane yakasında Parkı, görülüyorlar. Evet. Yıldız Parkı. Oralar en çok gözlem. Galata Kulesi'nin çevresinde çok dolaşıyorlar mesela. Orada şeyde hep okurken Haliç tarafında Santral İstanbul var. Ben orada Bilgi Üniversitesi'nde okuduğum için orada çok varlardı yani takılıyorlardı epey. Gelmişi evet. Başka papağanların dışında var mı? Yani var tabii. Ne bileyim böyle bazı ismini bilmeyip kuşları tarif edebilirsin de. Yok işte mesela baştan kara falan. Evet. Ne bileyim enteresan neler var? Bülbül. Yani çok yazın ötüşlerini duyabiliyorsun değil mi o bülbüllerin? Yazın akşamları çok öterler mesela. Bizim bana en çok gelen şeylerden bir tanesidir. O fark etmiş miydin bunu? Güzel öten bir kuş. O işte. Ha, evet tamam. Baharla birlikte sabaha geliyor. Sabaha karşı neredeyse öterler. Sabaha kadar öterler. Baharda, Nisan, Mayıs aylarında. Haziran'a doğru da susarlar. Neden susuyorlar? Dut yemiş bülbüle dönmek diye bir deyim var. Dutların olma zamanına denk geliyor aslında. Fakat dutla pek bir alakası yok. Bülbülün susma sebebi. Ona da buradan açıklamış olalım senin vesilenle. Aslında bülbül de birçok hayvan ötmeyi bırakır Haziran ayı ile birlikte. Birçok kuş. Sebebi de artık yavru zamandır onlar için. Ve yavru telaşına düştükleri zaman gün boyu bir şeyler onları bulup biriktirip yuvasına götürmek telaşı onlara o ötme fırsatını, o şarkı söyleme fırsatını pek bırakmıyor. Ama bizim insanımız da onu dutların olma zamanıyla özdeşleştirmiş ve demiş ki dut yemiş bülbüle dönmek deyimi oradan geliyor aslında. Fakat pek de şeyi yok. Dutla bülbülün doğrudan bir ilişkisi yok. Başka zaman tabii bu arada İstanbul kuşları var epey. Onlar yani İstanbul'da yaşayan tabii. Karabataklar, işte yelkovan evet, var yelkovanlar. Galiba. Yelkovanlar da bir şarkıya yakışan kuşlar bence. Muammalarla dolu çünkü. Hala bilinmeyen özellikli kuşlarımız bizim onlar. Evet. Her gün İstanbul Boğazı'ndan binlercesi geçiyor. Gözlemleyebiliyorsun onları. Tabii tabii. Onların nereye gittiğini hala bilmiyoruz biz. Karadeniz'den Akdeniz'e kadar bir rota halinde binlercesi geçiyor. Ve hala üreme noktaları Türkiye'de bulunabilmiş değil. Ege Adaları'nda, bazı Ege Adaları'nda ürediği söyleniyor. Ama hala kesin bir tanısı konmadı o işinde. Bilinmez, sürekli uçuyor. Hiç karaya ayak basmıyor. Deniz suyu içerek hayatta kalıyorlar. Çok ilginç. Balık yiyorlar mı? Balık yiyorlar, evet. Balıkla besleniyorlar. Balıkçılar var bu arada. Onlar gri çok balıkçı. Enteresan. Gri balıkçılığa ilgili paylaşımlara denk geliyor musun? Boğaz galiba kenarında, senden gördüm ama. Boğaz kenarında hep böyle duruyorlar. Ve insanlar diyor ki bu leylek niye bu kadar üzgün? Niye bu kadar dertli? Niye boğazın kenarında denize bakarak efkarlanıyor? Yalnız olan ben değilmişim gibi çok güzel. Halkımızın espri yeteneği de çok güçlü bu arada. Kuşlardan da çok güzel böyle esprili konular çıkartabiliyorlar. Evet gri balıkçılar. Sahillerde, kayalıklarda görüyorum sık sık hala. Böyle tek tek ayrı ayrı dururlar. Hakikaten. Onlar mesela göç etmez. Yaz kış bizimle beraberler. Gülhane Parkı'nın oralardaki yüksek ağaçlarda kış yazın ürüyorlar. Onlar da leylek yuvası sanıp fotoğrafını çok atan oluyor bana. Yazın ürüyorlar ve yaz kış bizimle beraberler. Mesela bülbül zoru gördüğümü gidiyor Afrika'ya. Ama kızılgerdan bizimle beraber. Ya da kara tavuk bizimle beraber. Böyle vefalı türlerimiz de var aslında, yok değil.
Peki görmek isteyip de göremediğin, aklında ya şunu doğada görseydim ne güzel olur dediğin, özendiğin bir tür var mı? Yani ilgini çeken, belgesellerde görmüşsündür. Hani şahin gibi iyice büyük ve yırtıcılar enteresan geliyor bana. Yani görmek isterdim. Yani uzaktan görünce de ne acaba? Yani atmaca mı, şahin mi, o böyle, evet, o skalayı bilecek kadar bilgim yok. Bolu tarafları, Ankara tarafları kara akbaba gibi büyük türler için ve kartallar için çok güzel yerlerdir oralar. O bölgeye gittiğin zaman kırsaldan geçerken gözün arayış içerisinde olursa muhakkak görürsün. Bu da benden sana bitiyor olsun o zaman. Ama dilersen seninle bir yırtıcı gözlemi de yapabiliriz. Leş başında beklediğimiz anlar da oluyor. Ya da onların üreme ya da yaz kış içinde buldukları habitatlar oluyor. Ama İstanbul'da da görebileceğin türler var. Kartal türleri, onlardan biri de şah kartal. İstanbul'un bir avuç kalmış kuşlarından bir tanesi aslında. Tabii ki bunda şehirleşme, kırsala giderek yayılma, yanlış tarım ve ağaçsızlık ve tabii bunun yanında elektrik telleri. Bunlarda olumlu olumsuz etkenleri var. İstanbul Büyükçekmece tarafları. Trakya'ya doğru uzaklaştıkça İstanbul'dan şah kartalların aslında alanına girmiş oluyorsunuz. Ama çok azlar sayıları. Çok da güzel kuşlar. Koruma altındalar. Nesilleri de kritik seviyede. Quiz yapsam kuşlar hakkında kaç soru olduğuna ve soruların zorluğuna bağlı. İstediğim sorudan başlayabiliyor muyum? Tabii ki de. Tabii ki de. Mesela sana bir kuş dinletmek istiyorum. Çok böyle gerçeğin dışında gibi geliyor. Yapay bir sesmiş gibi geliyor bana. Flüt sesine de benzetiyorum bunu. Ben bu yani sesi tanıyorum ama hiçbir zaman eşleştirmedim kuşun kendisiyle sanırım. Bu bizim sarı asma diye. Çok güzel bir kuşum. Sapsarı renkleri var üzerinde. Limonata sarısı diyorum hatta ben ona. Harika bir kuş. Çok zor beğendiğim. Zor bir soruymuş ya. Bilemem. Ama şey yok, bilmen, biz görmek de çok zor çünkü. Biz genelde bunu sesim diyoruz. Görmek çok zordur. Bir tane daha ilginç ötüşlü kuşla. Biraz ben daha sende şimdi tabii ses sanatçısı olan bir insan karşımda olduğu için ötüşüne güzel karganın sesini dinletmeyeceğim sana yani bu programda. Daha güzel sesli, nameli ötenleri ya da böyle ilginç sesi olanları. Bir de polifonik sesli bir kuşumuz var. Biraz daha. Onu da bir dinletmek istiyorum sana. Bir bataklık kuşumuz bu. Bilmeme ihtimalin çok yüksek çünkü biraz spesifik türlerden. Kız kuşu diye geçiyor. İbiği falan var. Küçük böyle tavuktan biraz daha küçük bir kuşumuz aslında. Ama ötüşü polis telsizine de benzetiyorum bir yandan. Bak bakalım sen ne düşüneceksin. Çok ilginç. Esas bu böyle sanki bayağı bir synthesizer ile yapılmış gibi gerçekten. Elektronik enstrüman gibi. Evet evet, çok ilginç. Benim hala işte böyle doğadan yana uyumlaştıramadığım seslerden bir tanesi. Sığırcıklar çok taklitçidir. Hiç bunu gözlemleme imkanı oldu mu şehir içinde? Yani şahinlerin sesini de yaparlar. Ben bir sefer sığırcıklarımı taklitçiliğini şöyle Longoz Ormanı'nda gözlem yaparken sarı asma sesini duydum. Az önce dinlettiğim sesi duydum. Kayıt olarak girdim. Dediler ki uyarı geldi. Bu zamanda görme ihtimalin yok. Dedim sesi çok iyi duyduğuma eminim ben falan. İnatlaşıp ertesi gün tekrar gittim. Bu sesin sığırcıktan geldiğini öğrendim. Çok müthiş taklitçi bir kuştur sığırcıklar. Birçok taklit yapan kuş var ama sığırcık da onlardan bir tanesi. Zaten ötüşünde de birçok kuşun sesini barındırıyor. Bakalım aldığımız kayıtta onun seslerini. Sığırcığı da görüyoruz tabii sığırcık, İstanbul'da. Evet, benek benek. Da büyük sürüler halinde. Danslarına denk geldin mi onların? Sığırcıklar böyle çok toplu halde. Böyle girift hale geliyorlar. Bulut yapıyorlar, evet, değişik şekillere giriyorlar. Sence o neden yapıyorlar? Toplanıyorlar diye biliyorum akşam. Kışın aslında bunu daha çok yaparlar. Evet aslında evet doğru. Kışın özellikle yazın çiftlere ayrılıyorlar sığırcıklar. Birçok kuş bunu yapar ama leylekler de bunu yapar. Bak leylekler de sürü haline giriyorlar sonra çiftlere ayrılıp yuvalarında bir daha yaz sonuna kadar asla grup oluşturmazlar. Sığırcıklar da böyle. Ama sığırcıklar havada böyle ani hareketlerle gördüğümüz anlar oluyor. Genelde onları hep insanlar ya işte kuşların dansına bak deyip böyle biraz romantizm katıyorlar onu anlatırken. Fakat gerçek şu, genelde sığırcıklar etraflarındaki yırtıcı bir kuşa karşı aldatmaca taktiği olarak bunu yapıyorlar. Yani o kuşun içimizden birine odaklanmasını engellemek için, hedef olmamak için sürekli yer değiştirip birbirleriyle böyle çok senkronize bir şekilde. Bu küçük balıkların aslında evet, aynı mantık. Aynı mantık. Aynı şeyi gökyüzünde yapıyorlar. Çok güzel bir örnek oldu. Ve böylece kafa karıştırmaya çalışıyorlar. Yani çok düşünsene enteresan. Aşağıda çok zeki bir kuş sevgilisi, o zaman bu yani. Evet. Hem taklitçi. Ya birçok kuş da var bu aslında. Buna benzer çok değişik yöntemler var. Ama ben hep şunu hayal ediyorum ve anlatırken de bunu böyle anlatıyorum. Aşağıda insanlar böyle o kuşların romantizm yaptıklarını düşünürken onların yukarıda kaç geliyor şimdi kartal arkanda. Sen oradan kaç, o tarafa kaçalım diye bir telaşları var aslında. Can derdinde hepsi. Panik halindeler. Böyle sığırcıklarında ilginç ama yöntem çok. Mesela ben araziye gittiğimde şuna da şahit oluyorum. Arabayla beraber, benimle beraber yan tarafımı yırtıcı kuşlar genelde takılabiliyor. Bu bir atmaca ya da bir gökdoğan da olabiliyor. Hızlı kuşlar, uçarken avını yakalayan kuşlar. Ve benim arabayla giderken yolun kıyısındaki kalkacak kuşları gözetiyorlar. Ve o kuşların kalkmasıyla birlikte arabanın yanından beni geçip o kuşu
dalıp yakaladığı da oluyor, yakalayamadığı da oluyor. Anladım. Ama o, böyle değişik yani arabanın var. O kuşun kaldıracağını evet 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 onu biliyor. Hesap edebiliyor yani. Aynen. Anladın mı? Önceden bir mantık yapıyor. Diyor ki bu araba bu kuşların üzerine gidiyor. Ben de onunla beraber gidip kalkacak kuşları yakalarım. Kırlangıçlar da bunu yapar. Tarla sürerken çiftçiler, leylekler de bunu yapar. Leylekler tarlayı süren adamın arkasında pulluğunu çıkarttığı solucanları yemek için göç dönemlerinde buna konarlar. Kırlangıçlar, bak şarkısını yaptım, bil bunları. Köyde görüyordum leylekleri doğru tarlada. Tarlalarda evet. Değil mi? İşte onlar o pulluğun arkasında sürerken çıkan solucanları, böcekleri, farelerin peşindeler. Kırlangıçlar da hayvan sürülerin etrafında dolaşırlar otlaklarda. O inekler ya da işte sığırlar ya da küçükbaş hayvanlar gezerlerken kaldırdıkları sinekleri, otların arasında konmuş olan sinekleri yemek için yere sıfır böyle uçarlar. Bizim çayırlarda gördüğümüz kırlangıçlar da aslında bu mantıkla hareket ediyorlar beraberler. Seslerden bir tane daha ses dinletmek istiyorum sana, şöyle güzel ötüşlü, nameli. Bakalım adından da bahsettik ama hangi tür olduğunu söylemiyorum. Adından da bahsettiğimiz bir tür. Bakalım gerçekten duyduğun kuş o kuş muymuş? Bu herhalde kızılgerdan mı? Ha, bülbül bu. Evet. Evet. Yakın tür, yaklaştın. Peki kızılgerdanın diğer ötüşlerini biliyor musun? Sanki böyle keskin öten, kısa kısa öten, az önce de çip 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 yapan. Evet, o kızılgerdan duydun onu. Evet. Onun birkaç tane sesi var. Kuşların bir ötüş sesleri var, bir konuşma sesi, alarm sesleri var. Mesela kızılgerdanın ötüşünü şöyle duyarız. Çok daha incedir ve bu sabaha karşı ve akşam kuşluk vakti dediğimiz gün batımı ve gün doğumları. Evet, bunu çok net tanıyorum. Bir de bunun böyle... Ama görmesi zor işte. Bu da kışın duyabileceğin. Evet. Çalıların arasında gezerken çıkarttığı sesler. Adalarda çok duyuluyor bu. Evet. Adalarda gezince İstanbul'da. Ağaç kakan hiç fark ettin mi? Çevrende. Ya etmedim galiba. Bu ormanda varlar galiba. Varlar evet. Ama böyle görme şansım olmadı hiç. Sabah seni beklerken çektim. Burada küçük yeşil ağaç kakan, normal yeşil ağaç kakan, küçük ağaç kakan, ortanca ağaç kakan, orman alaca ağaç kakan ve normal ağaç kakan. Var, bunların hepsini bu sabah seni beklerken gördüm. Çok ama tabii bir yağmur geçişi olduktan sonra birçoğunu kaçırdık. Kaybettik. Belki geri gelirler. Bir gün dönüşte bir yere daha uğrayacağız. Orada bir yemleme olayımız olacak seninle beraber. Tamam. Bakalım kuşlara yakından bakınca neler hissedeceksin, neler göreceksin. Hiç daha önce bu kadar yakından gördüğüm bir kuş oldu mu? Ya da en yakın nerede bir temas kurdun? Bir... En yakın muhabbet kuşlarıyla tabii. Muhabbet kuşlarıyla. Evcil hayvan olduğu için. Onun dışında tavuk sayılırım. Evet olur. O da bizden. O da kuş yani. Evet. Daha önce şey yapmadın değil mi? Yakından görme imkanı olmadı. Uzaktan geçişleri gördüm. En şeyde fazla oldu. Herhalde evet. Gördüğüm yer olabilir. Onun dışında... Bakalım böyle bir deneyimleme yapacağız birazdan seninle. Bu programın bulunduğumuz yerle de bir fırsatı olarak değerlendirip bir oraya geçeriz şimdi seninle. Tamam. Orada biraz kuşlarla yakın temas kurmaya çalışalım. Bakalım yakından görünce neler hissedeceksin. Göreceğimiz türler arasında kayın baştan karası var, ispinoz var, mavi baştan kara var az önce bahsettiğim, büyük baştan kara var. Bir sıvacı kuşumuz geliyor. Ağaç kakanlarla birlikte bir de ala kargamız var. Bakalım onlardan hangisini göreceğiz. Ama gitmeden önce sana az önce bahsettiğim kızılgerden fotoğrafını hediye etmek istiyorum. Kendisini dediğim gibi albüm aşamasındayken, çıkma aşamasındayken kapak fotoğrafı aradığı için onun için çekmiştim. Bugün de artık sahibine fotoğrafımı iade edeyim. Çok teşekkür ederim. Hem bu programın bir hatırası olarak evinde baktıkça bizi hatırlarsın. Kaybettiğin kuşa dönde bir bak isterim. Evet, bunu senin için çekmiştim. Sevgili Can Kazız için çektiğim bir kuştu bu. Kızılger'den tam da şarkısını söylerken artık bu bende kalmasın. Ona iyi bak olur mu? Bakacağım. Senin albümün için gerçekten de o gün seninle konuştuktan sonra 1-2 saat sonra çektiğim bir kuştu. Hatırası da benim için de vardı. Artık evet, sende de bir hatırası de. Kalsın. Benim için de var. Asacağım bunu stüdyo duvarına zaten. Mutlu oluruz. Memnun oluruz. Şimdi biliyorsun bir de bizim hikayemiz var. Adem amca Leyla'nın adını biliyor musun? Yaren Leylek. Evet. Bu ikilinin 7 yıldır ben bu hikayenin ortağıyım aslında. Fotoğraflarını her yıl paylaşıyorum. Bu yılda çocuklar için aslında, yani daha doğrusu çocukları düşünerek yazdığım bir kitabı var. İçerisinde hikayenin tüm detaylarını anlatıyor. Ben bunu da sana takdim edeyim. Çok güzel. Leylekli bir şarkısı olan bir kişiye bunu vermek benim için daha anlamlı oldu. İçerisinde de bir not yazdım. Notta da dedim ki kuşlar şarkılarından hiç eksik olmasın diye. Ama sen zaten bunu severek yapıyorsun, gözlemleyerek yapıyorsun, içten yapıyorsun. Bunlar da bizim sana bu programın hatırası ederim. Olsun. Biz normalde konuklarımıza doğaya kanat açtık projemiz var bizim Doğuş Otomotiv ile birlikte gerçekleştirdiğimiz. Ben Türkiye'nin birçok noktasına gidip burada çektiğim kuşları insanların dikkatini çekebilecek mecralarda. Bu bazen sosyal medya oluyor, bazen bir sergi oluyor. Bunları yapıyorum. Bir yandan insanlara doğayı ve kuşları en ilginç karelerle anlatmaya çalışıyorum. Bir yandan kendi fotoğraf arşivimi geliştirmiş oluyorum. Bir yandan da veri tabanının oluşmasını sağlıyoruz aslında böyle yaparak. Çünkü gittiğimiz noktalarda alınan kayıtları, gözlemleri de böyle uluslararası veri tabanlarıyla paylaşıp istatistiksel verilerin ortasına çıkmasını sağlıyoruz aslında. Eşlik edersen bir programda, bir rotada beraber de gidebiliriz. Yırtıcılarla ilgili yaptıklarımı sana haber vereceğim. Belki programına uyar, beraber bir kuş gözlemine de çıkarız diyeyim o zaman. Şimdi buradan
kuşlara gidiyoruz. Bakalım Can Kazaz'ın şansında hangi türler yanımıza gelecek, onları yakından nasıl gözlemleyeceğiz. Sonra da oradan kapanış yaparız bir daha. Bayağı mal çıkarmış burası. Burası biraz öyle ya vallahi. Sen de çok arabada güzel ayakkabı. Arabada kalır bunlar zaten. Tabii öyle yapacağım. İnsanların bıraktığı kuru yemişlere ya da kırıntılara alışmışlar kuşlar. Ha. Müthiş yakına geliyorlar. Belki senin eline bile konduracağım burada şu anda. Tamam. Çok ilginç bir deneyim olacak senin için eğer olursa. Oradalar. Burada birileri var zaten ama kargaymış. Evet, leş kargaları. Taşa yatmayı niye tercih ederler ya bu kadar buz gibi? Biraz da kötü hali. Çok yalnız kalmış. İyi değil. Gördün mü? Büyük baştan kara. Bak. Aynen. Arkasında. Kameranın arkasında çıldı. Bak. Ha, gördüm. Evet. Şimdi daha yakından göreceksin onları. Gel. Geldiler. Bu mesela büyük baştan kara. Böyle kuş gözleminde herkese nasip olmaz. Vallahi bak ben sana söyleyeyim. Iyiymiş. Hepsi bayağı bir gelecek ama şurada 6-7 tane var şu an. Hepsi bizi bekliyorlar şu an. Hop. Bunlar işte büyük baştan karalar. Görüyor musun güzelliğini? Çok tatlı bir şeymiş ya. Önüne dikkat et. Önünde kravatı var. Bak. Peki değişik bir şey yapalım. Elinle beslemek ister misin? Böyle bir şey denememek. Denerim. Gelir mi? Şöyle uzat o tarafa doğru. Oo, şurada büyük bir kuş var. Hangisi? O da gelebilir eline. Korkma, tamam mı, gelirse? Ondan şey yapmaz. Korkarım ya. Yok hiç korkma. Tedirgin olacak hiçbir şey yok. Küçücük bir kuşun. Bak, kayınbaştan karısı. Görüyor musun? Çok tatlı ya. Bir tane daha geldi. Tabii elimin değil, masadakini tercih ediyorlar şimdi. Şöyle yapalım. Biraz daha saklayalım. Bekle bakalım. O yukarıdaki büyük olan gelecek. Gel. O çok gel, güzel bir geldin. Şey ama ondan korkarım galiba ya, gerçekten gelirse. Yok o sabah benim elime kondu, bir şey olmadı. Deneyimledim yani. Bir tane daha geldi. Haklı olarak korkuyorlar. Tabii. Yani şöyle. Ben de şöyle şu bir tane yapayım. İspinozlar geliyor. Aslında burada, burası aslında şunu da anlatıyor. Yani zarar vermediği zaman bu kuşları eve sokmana gerek yok. Bak, her an yanındalar. Bu kadar gelebiliyorlar. Görüyor musun şu güzelliği? Hadi ama. Rüzgarını seviyorum yani parmaklarımla. Sen o parmağında o küçücük tırnaklarını bir hissedebilsen. Bak geldi. Ha? Oo, çok güzel. Harika. Vay arkadaş ya. Çok güzel. Sence sırada ne gelecek? Baştan kara mı? Kayın baştan kara. Baştan kara nüfus var. Geldi. Geldi, yine geldi. İster misin bunu? Bunu ister misin? Peki onu almak istiyorum. Son çare avuçtan. Lütfen bunu evde denemeyiniz. Çünkü başaramazsınız. Şöyle, burası tabii bu alanda kuşlar böyle insana alıştıkları yerler var. Risk olarak görmedikleri, insanları risk olarak görmedikleri yerlerde bu tarz manzaralar yaşanabiliyor. Ama bu her yerde mümkün değil. O yüzden her yerde böyle beklentiniz olmasın. Şurada bizim önümüze gelen, hatta az önce Can Kazaz'ın elinden yemeyen kayın baştan karası birçok kuş gözlemcisinin hala göremediği bir tür. Ya da çok uzaktan karesini alıp hala yakın bir karesini çekemediği bir türdür. Ama bak geldi yine kayın baştan karası. Bir de tutundu yani. El sıkıştık. Şu büyük olanın buraya gelmesini isterim aslında. Bekle, parmağın o da gelecek. Parmağın kovmasından ziyade. Neydi onun ismi? Alakarga. Alakarga o. O büyük olan alakarga. Kestane kargası da diye biliniyor. Böyle büyük şehirlerde değil, aslında yazlık yerlerde çok konar insanların ellerine. Bu diğer kuşlardan cesaret alıp inecek. Güzeldi bir kuş yani. Çok güzel bir kuş. Kanadında çok güzel bir mavisi var onun, biliyor musun? Niye böyle bir güzel kuşa karga demişler onu da ben bilmiyorum işte. Bak, o gelecek yalnız. Şey de davranıyor böyle hafif, zarif şeyleri, hareketleri. Sesi çok çirkindir. Öyle mi? Çok çirkindir. O yüzden demişler o zaman karga. Bizden çekiniyor ama yemek yok olduğunu farkında. Ele de konduğu oluyor onun. Bak bir tane mavi baştan kara geldi. Dur bakalım o inebilecek mi aşağıya? Şu bak mavi baştan kara. Gördün mü? Aa evet. Onun kravatı yok önünde. Bir tane daha ala kargı geldi. Küçücük bir şey, çok seviyorum. Çok ya. Küçük. Ama en küçükleri buraya gelenlerin içinde kayın baştan karasıydı. Bir hadi tane yavrucu. Daha var. Burada bayağı bir kuş türü varmış ya. Evet. Bak bu arada kuşlar orman sınırlarında daha çoktur. Orman içlerinde daha azdır. Genelde orman sınırları, açıklıklar ve ormana yakın çayırlar kuşlar için çok daha verimli yerlerdir. İnsanlar genelde ormanın derinliklerine girmek isterler kuş görmek için ama ben bunu tecrübeyle sabit bu. Öyle olmuyor yani. Bütün işler. Ekosistemler öyle aslında. Sınır
daha sınırlar. Çeşitli oluyor. Evet, evet, evet. Orada çünkü bitki çeşitliliği de artıyor. Hı hı. Hadi gelmek istemez misin? Tamam, harekete geçti. Bak, kanadındaki bak. Mavi gözü. Görüyorsun değil mi evet. Mavisini? Hadi gel bak, senin için koyuyorum bunu. İşte o alakarga, bu alakarga. Kabardı. Genelde bu kuştan şöyle atıyorlar bana. Bu ne kuşu? Bu kuşun adı bu ne kuşu? Çünkü çok sık gözüküyor. Google gibi. Yere atayım. Bunu çünkü çok seviyor. Yerde hemen gelebilir. Geliyor. Geldi, gördün mü? Aldı bir parça. Ya kocaman. O çok aç gözlü. Bak şimdi. Bir tane daha alıp ağzına öyle gidebilir. Alakarga. Şu kanadındaki mavinin güzelliğine bakar mısın? Çok güzel. Bir de palası var. Bıyıkları var. Ah geliyor gel. Onu bırakıp diğerini yuttu. O kenarda şimdi giderken onu da alacak öyle gidecek. Değil mi? Allah. Bak bir tane daha yuttu. Bütün fındık yuttu galiba. Ha, birini zulaladı. Ağzına bir yerini götürdü. İnsanlar burada aslında şöyle yapay olmayan doğal şeylerle kuşları evlerine alıştırabilirler. Ki yurt dışında bu çok yapılıyor. Özel kuş yemlikleri satılıyor mesela. Yani bahçelerine, balkonlarına gelip o zaman evin içinde kuş beslemene de gerek yok. O kuş yıvıltısı senin çevrende her zaman olur. Besleme yapmayıp sadece onları yaşam alanı bırakmak, hani taciz etmeyecek şekilde yaşam alanı bırakmak bile o kuşlar için güzel bir şey. Ama bir de bunun üstüne böyle kuru yemiş tarzı, böyle bu tarz besinlerle onları alıştırma imkanı olursa çok daha güzel olur. Biz normalde yaban hayatında beslemeye de aslında çok sıcak bakmıyoruz. Doğanın kendi döngüsüne olumlu ya da olumsuz hiçbir şekilde müdahale edilmemesi gerekiyor. Fakat şehir işlerinde durum biraz daha değişiyor. Onların da yaşam oturması için bir destek olarak karganın sesi bu işte. Kovdu diğer kuşları. Kovar, kovar. Söz konusu yem olduğu zaman bencillik kuşların hepsinde var maalesef. Hep birbirlerini kovalarlar. Bir sıvacı başta şey var, sıvacı kuşumuz var. O geldi mi hepsi kaçıyor zaten. Biliyor çünkü musallat olacağını hepsine. Burası da böyle bir deneyim alanımız. Buraya da ilk seninle gelmiş olduk. Böyle yakından kuşları görmüş olduk. Bunlar gelmedi. Yeni bir tür var. İspinoz. Ha, İspinoz mu onlar? Güzel. Başladık artık herhalde. Bir dürbün. Bayağı 4-5 tane öğrendim. Bu neydi? Ha, kaçırdım onu. Şimdi geldi buraya. Göremedim. Göremediysem kızıl geldi. Hak, öyle miydi? Yok, büyük baştan karaydı. O yüzden bozuntuya vermedim. Evet. Bir kızıl geldi bu daha aşağı tarafta var. Burası biraz daha çıplak olduğu için bak bu işte. Hı hı. Büyük baştan kara. Neden sence büyük baştan kara? Çünkü baştan karalı içerisinde en büyük kafası hakikaten kara. Ama kafası kara olmayan da baştan kara diyorlar o soydan olduğu için. Bu ardıç türleriyle bağlantılı mı bunlar? Yok değil. Ardıçlar daha çok kara tavuk dediğim bahsettiğim kuşa daha yakınlar. Bak bu kuşta yani Robin diye geçenlerle ardıç aynı şey mi? Aynı değil. Kuş. Değil aslında. Şey söyleyecektim. Şimdi burada bak görmüş olduğun gibi birçok geliyorlar. Aslında o kuşların midesi bu kadar yeme alacak şekilde değil. Aynı kuş defalarca gelip aldı. Ne yapıyorlar biliyor musun? Taşlık mı abi? Daha kötü zamanlarda zorda kalmamak için kurumuş ağaçların çatlaklarına sokup kışın onları bulabilmek için hepsini gidip bir yere saklıyorlar. Hepsini yemiyorlar çünkü o küçük kuşlar zaten 3 tane fıstık yese doydu. Tabii canım. Ama o daha fazlası için çatlakların aralarına gidip onları bırakıyor. Böylece peki, kışı bir arada geçiriyor. Yani hepsinin bireysel mülkü gibi mi o yoksa şöyle, hepsi ortak mı besleniyor? Baştan karada sakladığını sıvacı bulup yiyebilir. Tamam. Ya da işte bu kuşların taşıdıkları tohumlar ağaçlarda bir süre sonra unutuluyor, düşüyor. Hı-hı. O düşenler yeniden filizleniyor. Hı-hı. Yani aslında şuradaki olay ormanların tohumların yayılmasına, döngüsüne de çok büyük katkısı var. Yani bu kuş bu aldığı tohumu götürüyor başka bir yere. Orada düşürebiliyor ya da o ağacın çatlağında filizlenip sonra yere düşüp oradan şey yapabiliyor. Şey tuhaf olur bizim yüzümüzden. Ayçiçeği veya mısır çıkması. Şey. Ya biz emsal dedik. Birebir aynısını canlandırmıyorum kafamızda. Fındık ağacı çıkıyor meşeden falan. Pekala, bu şekilde bu deneyimi de seninle tatmış olduk. Kuş gözlemini ayağına getirdim. Daha ne yapayım ben senin için? Değil mi? Çok teşekkür ederim. Çok iyi. Senin söylemek istediklerin varsa onları alayım. Sonra yavaş yavaş artık kapanışı yaparız. Valla güzel bir şey fırsat oldu aslında benim için. Bir röportaj bir yana hani sohbet ettik seninle ama böyle bir şey aklıma gelmezdi böyle bir şey deneyimlemek yani. Bayağı güzel oldu. Yaşamak evet. Mümkün olmaz herhalde. Bu çok istisna anlardan biri. Senin de bundan keyif alacağını bildiğim için özellikle zaten burayı seçmiştik. Beğendiysen ne mutlu diyelim. O zaman veda ediyorum artık. Başka bir programda yeniden karşınızda olacağız. Doğaya kanat açtık projemiz kapsamında. Havadan, sudan, kuştan programının sonuna geldik. İspinoz geldi gitti bu arada. Bunu da yapmadan duramıyorum. Kusura bakmayın artık. Biz fotoğraf çekmeye devam ediyoruz çünkü. Hadi çek bakalım alakargayı. Oo çok güzel. Hadi.
Gördün mü? Gördüm. Çabuk gitmeden. Bakalım. Harika. İlk ana karga fotoğrafın. Fotoğrafa bakmıyorken oldu ama olsun, güzel. Kabul. Bakayım. Hoşuma gitti bu iş. Şöyle biraz sanat yaptım. Vay. Flu net olayını da yaparım diyorsun. Güzel. Tebrik ederim. Güzel. Netliği de yakalamış. Bu da güzel. Bunda netlik yok sadece. Şu duruşu almış. Odak noktası başka bir yerde. Hepsinde de kusur bulayım ki kızıl gerdanın ne kadar kıymetli olduğunu anlasın. Ama bu güzel fotoğrafı. Evet. İşte o bahsettiği alakarga. Tam göz hizasında. Face to face olmuş bu da. Falası da gözüküyor. Çok güzel. Bu da işte ilk çektiği alakarga. Bakmıyorken kameraya. Ama olsun, kabul ediyoruz bunu. Sonrasında işi çabuk toparladı. Tebrik ederim. Ha ha ha.